Efendim bugün 28 Mayıs Cumartesi, saatlerimiz 19'u gösteriyor ve her hafta sonu ekranlarınıza canlı olarak gelen Lale Gül TV ve Lale Gül FM ortak yayınıyla yine karşınızdayız. Ben Muhammed Binici, yurttan ve dünyadan önemli haber başlıklarıyla yine karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeden efendim ana haberimize başlayalım. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz geçtiğimiz haftada özellikle anonsunu yapıp haberiyle sizi duyurmuştuk. Çorlu'dan TİHA'mız kalkmış, 2000 kilometre yol kat etmiş ve Ermenistan'ın kuzeydoğusundan Azerbaycan'daki Teknofest'e ulaşmıştı. İşte o Teknofest'e Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı ve önemli açıklamaları vardı. Bölgede yeni bir sayfayı açmanın zamanı geldi dedi. Ayrıca kimseye verecek bir karış toprağımız yok dedi. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlar verdi. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir, Azerbaycan, Türkiye. Bizler melali de olmayacaktır. Erdoğan bölgemizde yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir diye konuştu. Evet, bu yüzden diyoruz Asım'ın nesli derin uykusundan uyandı ve gece gündüz çalışan genç münevverlerimiz var. Efendim Türkiye'nin mühendisleri var. Biz artık Pentagon'un kapısında bekleyen, bakın cebindeki parayla bekleyen bir millet değiliz artık. Ve NATO'nun da ne ucuz sıçrama tahtasıyız ne de atlama tahtasıyız. Artık kendimiz üretiyoruz. %70'in üzerine çıktı milli ve yerli anlamda savunma sanayinde ürettiklerimiz. İşte hemen Azerbaycan'dan, Teknofest'ten hemen TOG'a gelelim. Türkiye'nin otomobili geliştirme grubuna. 1001 oyun oynanıyor. Emin olun buna. Bir sekteye uğrasa da aman bu işte yarım kalsa. Ne gibi? Devrim otomobilleri gibi. Ama öyle ya ama yok. Bu otomobil öyle ya da böyle yapılacak. Şimdi hemen TOG'a gidelim. TOG'da kilit aşamalardan bir tanesi daha dünyayı kıskandıracak, böyle parmaklarını yedirecek şekilde yine geçildi. Yerli otomobil TOG'un Gemlik tesislerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin otomobiliyle ilgili yeni bir paylaşım yapıldı. TOG hesabından yapılan yeni paylaşımda, deneme üretimine yaklaşan Gemlik tesisindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı açıklandı. Buna göre parça kontrol ve doğrulamaların ardından ilk CSU gövdesinin robot hatlarının da başarıyla üretildiği duyuruldu. TOG'dan yapılan açıklamada, deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk CSU gövdesinin robot hatlarımızda başarıyla ürettik ifadeleri kullanıldı. Öte yandan TOG 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve CMPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. TOG 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor. Sevgili izleyiciler, Devlet Bahçeli de Kızılcıhamam'daydı. Ülkücü şehitleri, gençleri anma törenine katıldı ve çok önemli açıklamalarda bulundu. Birilerinin gitmesini istiyor ya Türkiye'den. Onlara cevap niyetinde, mahiyetinde bir açıklamaydı. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yoktur dedi. MHP lideri Bahçeli Kızılcıhamam'da ülkücü şehitleri anma günü vesilesiyle yapılan törene katıldı. MHP lideri Bahçeli törende yaptığı konuşmada ülkücü hareketin Türkiye düşmanlarıyla kapanmayacak hesabı olduğunu ve yeri geldiğinde bu hesabın kıran kırana görüleceğini söyledi. Milliyetçi ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa, karanlık emeller bir kez daha sahneye çıkarsa, bilinmelidir ki mazisindeki emsalsiz fedakarlıkları tekrarlamaya,
Türk milletinin geri dönmeyi düşünmeyen 57. alay olmaya hazırdır. Bunda da yeminlidir. Şu hatırlatmayı özellikle yapmak isterim ki, Türk milleti üzerinde kimlerin hain ve asmane planı varsa, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in de onlarla kapanmaz, kapanmayacak hesabı vardır ve yeri geldiğinde bu hesap kıran kırana görülecektir. Bahçeli, bizim gidecek bir yerimiz yok, gitmeye de niyetimiz yoktur diye konuştu. Maskeli demokratlarla, mayası ve meşrebi karışık sahte zihniyetlerle, parayı veren düdüğü çalan sabıkalı çıkarcılarla, Türkiye'ye ve Türk milletine karşı ölümcül operasyonların içinde olan alçaklarla sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim yol haritamız şehitlerimiz çizmiştir. Cesaretimizin fevzi aziz ceddimizdir. Kuvvetimizin ve kudretimizin temeli milli tarihimizdir. Bizim gidecek bir yerimiz yoktur. Gitmeye niyetimiz yoktur. Göndermek için tertip içinde olanları da doğduklarına pişman etmek boynumuzun borcudur. Şimdi gelelim CHP'ye efendim. CHP lideri Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Erdoğan kaçacaktır dedi. Daha öncesinde Sadat'ı bastı. Ama vatandaş soruyor ve öfkeli. Sadat'ı basmadan önce acaba gayrimilli, gayri yerli o örgütleri basmak aklına gelmedi mi diye. Bu soru en başlarda aslında. İşte o kaçacak sözüne, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kaçacak sözüne Efkan Ala'dan da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'dan da bir efendim cevap geldi. Bu bir ahlaksızlıktır dedi ve bu Türkiye'yi hançerlemektir dedi. Eğer bir ihanet yoksa bir cehalettir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaçacak iftirasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle tepki gösterdi. Bir ülkenin cumhurbaşkanına kaçacak demek o ülkeye suikast düzenlemektir. Böyle bir şey olabilir mi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Yıldırım Belediyesi'nin hizmete sunduğu 48 dönümlük Balaban Mesire alanının açılışında muhalefete yüklendi. 15 Temmuz'u tarihin çöplüğüne gömmüş, 28 Şubat'ı kaldırıp atmış, muhtıralara elinin tersiyle itmiş bir kadro ve liderine ve o cumhurbaşkanına kaçacak deyip arkasından böyle gülünç bir gerekçeyi millete sunmanın ciddiyetle bağdaşır bir tarafı var mı? Hala Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri için ahlaksızlık ifadesini kullandı. Düşünün, 15 Temmuz'da kaçmamış. 17-25'te kaçmamış. Muhtıra verilmiş, kaçmamış. Darbe teşebbüsü olmuş, kaçmamış. Kardeşim, bundan daha büyük ne açıklayacaksın ki bu kişi yurt dışına kaçacak? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Bu ülkeye nasıl bir suikasttir? Bu nasıl ülkeye hançerlemektir? Kıymetli izleyenler, Van'a gidiyoruz. Van'da bir esnaf ziyareti. Ziyareti yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu. Vatandaşlardan bir tanesinin isyanı, efendim, biletlerin 15 lira olmasıydı. İmamoğlu bakın ne dedi. Üzerinde 3 katı falan yok, uyduruyorsun. Vatandaşa uyduruyorsun dedi. Sonra gerçek ortaya çıktı. Belediye otobüslerine zam oranımız %40. Bak, bir sene içinde %40 zam yaptık. Arayın bakayım İETT'yi bana. Van'ı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir esnafla İETT otobüslerine yapılan zamlar üzerine tartıştı. Esnafın otobüs biletlerine 3 kat zam yapıldığını söylemesi üzerine İmamoğlu, 3 kat olmaz, uyduruyorsun diyerek tepki gösterdi. Üzerinde 3 kat falan yok, uyduruyorsun. Esnafın ısrarla geçen sene 6 lirayken bu sene 15 lira ödedik demesi üzerine İmamoğlu İETT'yi aradı. Sonrasındaysa böyle rezil oldu. Eski fiyatı çift biletin 7 küsürdü, şimdi 15 küsür. Tamam. Yani demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani. Yani 2,5-2. Görüntüler sosyal medyada, Vanlı vatandaş İstanbul'daki fiyatı biliyor, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu fiyatı bilmiyor yorumlarına neden oldu. Üzerinde 3 katı falan yok, uyduruyorsun. Eski fiyatı çift biletin 7 küsürdü, şimdi 15 küsür. Tamam.
Yani demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani. Yani 2,5-2. Kahraman Mehmetçiğimiz bölücü terör örgütüne yine göz açtırmıyor. Bakın, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı etrafında kaç teröristin üzeri o İHA'larımızla, SİHA'larımızla nasıl çizildi? Ara, bul, yok et. Mehmetçiğin son operasyonlarının parolası işte bu üç kelime. Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı peş peşe operasyonlarla teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda tespit edilen 18 terörist, SİHA'ların nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonların durmaksızın devam edeceği belirtildi. Bir diğer operasyonun adresi ise Şırnak Cudi Dağı'ydı. Şırnak Cudi Dağı kırsalında sabah saatlerinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Teröristlerin bulunduğu noktalar 3 kez havadan vuruldu. Vurulma anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken yoğun duman sisi görüldü. Efendim, bizim TSK'mız bir peygamber ocağıdır. Böyle rahmetiyle, merhametiyle vatandaşlarını kucaklar sevgili izleyiciler. Ve dünyada hiçbir askerde de bu yoktur. Çünkü onu peygamberinden alır, Resulünden alır bu ihlası, bu imanı, bu samimiyeti. Zaten operasyonda sivil vatandaşlar korunurken, oralar bombalanırken buna özellikle riayet edilir. Kimsenin burnu kanaması istenmez. Ama bakın, burada Milli Savunma Bakanlığımızın bir engebeli arazide yaralanan vatandaşı kurtarma anı var. Hep birlikte izleyelim. Konya'da bir vatandaş engebeli arazide düşerek mahsur kaldı. İmdadına hava kuvvetleri yetişti. Sefaköy mahallesinde bulunan engebeli bir araziden düşen vatandaş vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Acil sağlık hizmetlerine ulaşmaya çalışan kişi durumunu ve yerini söyledi. AFAD ve UMKE ekipleri de harekete geçerek düşen kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı. Kurtarma operasyonuna hava kuvvetlerine ait bir helikopter de katıldı. Helikopterle kurtarılma anları Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşılan görüntüye "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz. Konya'nın Sefaköy mahallesinde engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşımız bölgeye intikal eden hava kuvvetlerimize ait helikopterle kurtarılarak Konya Şehir Hastanesi'ne tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." notu düşüldü. Efendim, Fethullahçı terör örgütü. Sağdan tutukluyorsunuz, soldan, ortadan, arkadan ama her yerdeler. Ama operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İşte bu operasyonun adresi ise İzmir'di. İzmir'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 56 şüpheliden 24'ü tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PD'ye sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen operasyon çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve kuvvet komutanlarıyla sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen 11 kara kuvvetleri, 16'sı deniz kuvvetleri, 2'si hava kuvvetleri komutanlıklarına ve 8'i jandarma genel komutanlığına mensup 29'u muvazzaf 37 asker şahıs, 23'ü darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 60 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i yarbay, 3'ü binbaşı, 8'i üsteğmen, 3'ü teğmen, 14'ü assubay ve 8'inin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. İzmir merkezli 26 ilde başlatılan operasyonda 60 şüpheliden 56'sı yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri hakkındaki gözaltı kararı mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edilirken 16 şüpheli de faydalı itirafçılık yaptıkları için kolluk birimleri tarafından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 39 şüpheliden 24'ü tutuklanırken 15 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında oldukları belirlenen 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Kıymetli izleyenler, Caligula, zalim, Siyonist İsrail zulmüne devam ediyor.
Neden Caligula diyoruz? İzleyicilerimiz yazmıştı özellikle mesajdan. Bir daha hatırlatalım. Efendim Caligula aslında milattan önce bir Roma imparatoru, Julius Caesar komutanını çağırıyor. Diyor ki komutanına, sen çok dürüst bir komutansın ama Roma'da dürüstlere yer yok diyor. İşte İsrail de böyle. Dürüst olmayan, samimi olmayan, zalim ve Siyonist İsrail. O yüzden Caligula diyoruz. Ve o Caligula biliyorsunuz kendi ablasıyla da ensest ilişkileri vardı. Ve bu kadar zalimdi. İşte İsrail Caligula da Batı Şeria'da 15 yaşındaki bir Filistinli çocuğu, daha çocuk yaştaki Zeyd Muhammed'i sırtından ve boynundan vurarak şehit etti. İşgal altındaki Batı Şeria'da Siyonist İsrail askerleri 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu katletti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Beytülhalim kentinin güneyinde yer alan El Hadar beldesinde katil İsrail askerleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandı. Siyonist İsrail güçleri kalabalığın üzerine ateş açtı. Kurşunlar 15 yaşındaki Filistinli Zeyd Muhammed'in sırtına ve boynuna isabet etti. Ağır yaralanan Muhammed, Filistin Sağlık Bakanlığı'na ait ambulanslarla hastaneye götürüldü. Bakanlıktan yapılan açıklamada çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşimlerine yönelik gösterilerse sürüyor. Efendim, İran'da Abadan şehrinde 10 katlı bir bina çöktü. Biliyorsunuz daha öncesinde fiyatlarla alakalı bir karmaşıklık olmuştu. Şimdi de bu efendim gösterilerek yeniden İran karıştırılmaya başlandı. İran'da Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde 10 katlı bir bina çökmüş, o binanın enkazında 28 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı. Abadan Belediyesi'nin çöken Metropol adlı binanın yapılmasına izin vermesi ve yolsuzluk iddiaları halkın tepkisine neden olmuştu. O tepkiler çığ gibi büyüdü. İran halkı sokaklara çıktı. Huzistan'ın Abadan, Bender Abbas ve Behbehan'la Isfahan eyaletindeki Şahinşehr şehirlerinde hayatını kaybedenler için düzenlenen protestolara emniyet güçleri müdahale etti. Göstericiler bazı dükkan ve iş yerlerine saldırdı. Birçok bölgede göstericilerle emniyet güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı göstericiler diktatöre ölüm sloganı atarken emniyet güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve havaya ateş açarak müdahale ettiği görüldü. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre gösterilerde Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur'la önceki iki belediye başkanı da dahil olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Efendim Orman Genel Müdürlüğü 2022 yılında olabilecek yangınlara karşı hazırlıklarını tamamladı. Geçen yıla göre bu hazırlıkları tam iki katına çıkarttı. İşte hep birlikte habere gidelim ama şunun altında çizelim. Hazırlık yapılır ama bize de görevler düşüyor sevgili izleyiciler. Birisini gördüğümüzde ihbar etmemiz gerekiyor, onu önlememiz gerekiyor. En önemlisi de o ormanı yakanlara bu sözümüz gelsin. İnsan olmak gerekiyor. Çünkü orası bir orman ve oranın da efendim ev sahipleri var. Orada da yaşayanlar var. Geçen sene orman yangınları ciğerlerimizi dağlamış ve yetkililer yetersiz hava araçları nedeniyle hızlı müdahale yapamamıştı. O yangınlarda binlerce hektar alan kül oldu. Fakat o yangınlar ders oldu. Orman Genel Müdürlüğü bu yıl için müdahale gücünü iki katına çıkardı. Bu yıl 20 uçak, 55 su atar helikopter, 8 insansız hava aracı, rezervler ve idari hava araçlarıyla birlikte hava gücü sayısı 118'e çıktı. Geçen yıl 154 ton su taşıyan hava araçları bu sene 302 ton su taşıyabilecek. Yeni temin edilen bazı uçak ve helikopterler görev bölgelerinde konuşlanırken tüm hava gücü 1 Temmuz'da yangınlara müdahale için görev yerlerinde hazır olacak. Ayrıca karadan müdahale filosu da göreve hazır.
Bu yıl 21 bin personel, 1350 arazöz, 692 iş makinesi ve 2270 ilk müdahale için hazır kıta bekliyor. Tüm personel ise 1 Temmuz'da hazır olarak emir bekleyecek. Efendim İzmit'e gidiyoruz. İzmit Körfezi'nde balıklandırma çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bir damla suyu dahi arıtmadan denize bırakmıyoruz dedi. Ve o eski, bakın Körfez'de balık dahi yoktu. Şimdi bu Körfez, işte bu çalışmalardan sonra balıklandırılmaya başlandı. 6 bin yavru balık İzmit Körfezi'ne böyle salındı. Türkiye'nin en büyük doğal limanlarından biri konumunda olan İzmit Körfezi, yapılan çalışmalarla yeniden mavi görüntüsüne kavuştu. Canlı popülasyonunu arttırmak için daha önce İzmit Körfezi balıklandırma projesi dolayısıyla denize binlerce balık salınmıştı. Bugün yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde gerçekleştirdiği törenle 6 bin yavru balığı denizle buluşturdu. Deniz popülasyonuna önem verdiklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir damla suyu arıtmadan denize bırakmıyoruz dedi. Tam 22 tane arıtma tesisimiz var bizim. Arıtma konusunda bir damla suyu herhangi bir arıtmaya tabi tutmadan denize bırakmıyoruz bir kere. Burada şampiyonuz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin şampiyonu. Önümüzdeki 3 senenin sonunda bütün tesislerimiz ileri biyolojik arıtma olacak. Bu çalışma tamamlandığında Marmara'yı iyice koruyacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla 2017 yılından bu yana 30 bin yavru balık denizle buluşturuldu. Evet, milletin hizmetkarı olmak böyle bir şey olsa gerek. Bakın Halic'in eski durumu, şimdiki durumu. Yorumu size bırakıyoruz sevgili izleyiciler. Evet, Edirne'ye gidelim. Hava sıcaklığının 30 dereceye yükselmesinden sonra Edirne'de nehirler sularını çekti efendim. Nehirlerin dibi görünmeye başladı. İşte o Tunca Nehri'nin su seviyesi adeta dibi görünce nehrin yüzeyi sazlık ve çöplerle kaplandı. Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı Edirne'de nehirlerde kuraklık yaşanıyor. Edirne'de son zamanlarda hava bayağı sıcaklığı arttı. Nehir seviyesini de görüyorsunuz zaten. Bayağı düşmüş durumda. Bütün pislikler ortaya çıktı. Tunca Nehri'nin su seviyesi adeta dibi görünce nehrin yüzeyi sazlık ve çöplerle kaplandı. Edirne'de son haftalarda etkili olan sıcak hava dalgası gün geçtikçe artıyor. Sabah saatlerinden itibaren 30 dereceye kadar çıkan sıcak hava kent genelinde etkisini gösteriyor. Havalar çok sıcak gerçekten. Son günlerde Edirne'deki havalar çok sıcaklık anlamında çok arttı. Biz de çok bunaldık. Sıcak havanın yanı sıra hem Bulgaristan'da hem de Edirne'de yağışların az olması nehirlerde su seviyesinin azalmasını beraberinde getirdi. Tunca Nehri'nin beslendiği Bulgaristan ve Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle su seviyesinde düşüş oldu. Tunca Nehri'nin debisi su akacağı istasyonundaki ölçümde saniyede 6 metreküpe kadar geriledi. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan nehirde kum adacıkları oluştu. Çöpler ve sazlık alanlar ortaya çıktı. Edirne halkı nehirlerin temizlenmesi çağrısında bulundu. Nehirin bu pisliğini görünce biz de gerçekten çok üzülüyoruz. Çünkü bu Edirne bizim şehrimiz ve hepimiz buraya iyi bakmalıyız. Gördüğümüz gibi nehirler aşırı pis durumda ve görüntüsü çok iğrenç gerçekten. Bak geçerken falan çok iğreniyoruz bakarken. Çok temizlenmesi falan gerekiyor gerçekten. Büyükçekmece'de bir vatandaş yine Büyükçekmece'deki bir kuaföre gidiyor. Saçlarına fön çektirdiği sırada efendim fön makinesi patlıyor. Yanlış duymadınız. Fön makinesi patlıyor. Saçları son anda yanmaktan kurtulan vatandaşın ve işte o kuaförünse o panik anları kameraya böyle yansıyor. Saçına kuaförde fön yaptırıyordu. Makina birden alev aldı. Saçlarını yanmaktan son anda kurtardı. Görüntüler İstanbul Büyükçekmece'de bir kuaför dükkanından. Dükkan dün çok kalabalıktı. Fön makinesi elimde arkadaşın saçını kuruturken bir anda bir patlama geldi. Müşterisinin saçına kesim işlemi sonrası fön yapan kuaför Yusuf Kerem Mısırlı elinde fön makinesi aniden alev aldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Mısırlı ve müşteriler panik yaşadı. Kuaför Yusuf Kerem Mısırlı o anları anlattı. Çok şükür kimseye de hiçbir şey olmadı. Daha önce de olmuştu da böyle bir patlama görmemiştik. Bu bayağı bir farklıydı yani. Allah'a şükür kimseye de bir şey olmadı.
Bir daha da inşallah yaşamayız böyle bir olayı. Moldova uyruklu bir Türk vatandaşımız. Motosiklet onun tutkusuydu ama maalesef sonu oldu. Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu. Antalya'da kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü, Moldova uyruklu Türk vatandaşı, 37 yaşındaki Cenk Sirbo olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Aksu ilçesi Beşgöz Caddesi üzerinde saat 11 sıralarında meydana geldi. Cenk Sirbo'nun kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen Ömer U yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazada hayatını kaybeden gencin hemen yanı başında duran kaskı ise dikkatlerden kaçmadı. Kaza sonrasında yola dağılan motosiklet parçalarını ise polis ekibi eline kürek alarak temizledi. Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Efendim, İstanbul'da Kartal Sahil Yolu. Rutin bir trafik denetlemesi. Bakın, o rutin trafik denetlemesinde 33 sürücüye toplam 48.684 lira ceza yağdı. Şimdi emniyetin ya da trafik polislerimizin yazdığı cezada değiliz de biz ne zaman Türk milleti olarak bu kadar kuralları ihlal edecek hale geldik? İstanbul Kartal Sahil yolundaki trafik denetiminde sürücülere ceza yağdı. Kartal Sahil yolu Kadıköy istikametinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, araçlar ve sürücüleri tek tek denetledi. Denetimlerde araçların plaka sorgusu yapılırken ruhsat, muayene ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Sürücülere alkolmetre üfleten polis ekipleri, belgelerinde eksiklik bulunan ve alkollü olan sürücülere para cezası yazdı. Denetimlerde 14 otomobilin sürücüsüne abartı egzoz kullanmaktan, 2 sürücüye plakasız olmaktan, 3 sürücüye evraksız olduğu için, 2 adet sürücüye cam filminden, 2 sürücüye muayenesiz otomobil kullanmaktan, 3 sürücüye ehliyetsiz araba kullanmaktan, 1 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 2 sürücüye ışık ihlalinden, 1 sürücüye alkollü otomobil kullanmaktan, 2 motosiklet sürücüsüne kasksız motosiklet kullanmaktan, 1 sürücüye saygısız otomobil kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Denetimlerde toplamda 33 sürücüye 48.684 lira ceza yazıldı. Evet sevgili izleyiciler, bizim haber müdürümüz Balevi'nin hafta içinde söylediği bir söz var. Caydırıcı olmayan cezalar azdırıcıdır diye. Acaba cezalarımız caydırıcı değil mi? Bir de bunu düşünelim sevgili izleyiciler. Mersin'e gidelim hemen kıymetli izleyenler. Bakın, bu sefer zehir tacirlerine Mersin'de geçit verilmedi ama bu zehir tacirlerin yöntemleri de artık akıl almaz hale geldi. Bu sefer oto yedek parçası kolilerinin arasına 5 kilo 800 gram sukunk maddesi ele geçirildi. Mersin limanında bir konteynerde yapılan aramada oto yedek parçası kolilerin arasında piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 5 kilo 800 gram skank maddesi ele geçirildi. Mersin limanına yanaşan ve İngiltere'den yüklenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet yürüten bir firmaya gönderildiği tespit edilen konteynerde arama yapıldı. Yasal yükü oto yedek parçası olan konteynerde, narkotik köpeği Mila marifetiyle yapılan aramada, valizler içerisinde toplam 5 paket halinde vakumlu poşetlere yerleştirilmiş, piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan 5 kilo 800 gram uyuşturucu skank maddesiyle kaçak olduğu tespit edilen elektronik ürünler ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliğinin yanı sıra beyin üzerinde çok şiddetli etkilere sahip olduğu ve ölüme yol açtığı belirtildi. Kıymetli izleyenler, sosyal medya dolandırıcılığı. Belki siz de buna maalesef maruz kalmış olabilirsiniz. Ama bu haber inanın sevindirecek sevgili izleyiciler sizi. Çünkü bakın, 6 ilde eş zamanlı sosyal medya operasyonu yapıldı ve tam 18 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Sosyal medya dolandırıcıları polis takibinden kurtulamadı.
Ankara merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 20 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyeti tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin Türkiye genelinde sosyal medyada binlerce kişiyi dolandırdıklarının tespiti yapıldı. Şüpheli şahısların kullanmış oldukları hesap hareketlerinde yapılan incelemede bir yıl içerisinde 25 milyon Türk lirası para hareketinin olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan 18 şüpheliden biri şubeden salıverildi. 7'si mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri kararı verildi. Efendim, güzel bir börek herkesin arzusudur, isteğidir. Böyle damağınızda o tat midenize kadar ulaşır. Bakın, Bursa'da 3000 lira ödüllü börek yeme yarışması düzenlendi. Hem yiyorsunuz, hem o tadı alıyorsunuz, bir de 3000 lira alıyorsunuz üzerine. Efendim, bu böreğin yanında yemek yemeyiz, yatılır diye böyle bir laf var. Tıpkı onun gibi oldu bu. Yarışmanın birincisi 10 dakikada yaklaşık 15 metre börek yedi. 3000 lira ödülü kazanabilmek için metrelerce börek yediler. Çok iddialı görünüyor. 49 numaralı yarışma. Bursa'da düzenlenen börek yeme yarışması büyük heyecana sahne oldu. Daha önce 6 defa geleneksel börek yeme yarışması yaptık. 7.sinde arkadaşlarımız sağ olsun, öğrenci arkadaşlarımız daha çok katılım gösterdiler. Yarışmacılar birinci olmak için yoğun mücadele verdi. Takviye yapabiliriz. Bravo, bravo, bravo. 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman, 3000 liralık ödülün sahibi oldu. Ya hedef 16 metreydi. Bursa plakasını yakalamak da ister istemez yine de biraz sıkıntılar oldu ama sıkıntı yok. Ben 1,5 gündür ben bir şey yemiyordum. Hazırlanmıştım. Kiloya vurduğunda yaklaşık 6 kilo, 6,5 kilo börek yapar. Arkadaşımı tebrik ediyorum. Yarışmaya katılanlar arasında Nijeryalı bir yarışmacı da vardı. Ben 5 metre falan yedim o civarlarda. Efendim, Ramazan ayında sıcakta bir fırına girersiniz ve bir ekmek istersiniz fırıncıdan. Fırıncı bir taraftan alnını siler, diğer taraftan size ekmek uzatmaya çalışır. O fırından gelen sıcaklık her tarafına yansımıştır. Her yerinden bellidir. İşte tam da bunun gibi, bakın, termometrelerin Adana'da 43'ü gösterdiği bir anda o mangalın üzerine serilen kebaplardan çıkan o ısıyla bir sınav geliyor. Adana'daki kebapçıların o kebap ve ısı sınavı geliyor ekranlarınıza. Adana sıcaklar başladı. Gördüğünüz gibi bu dünyada yanıyoruz. Biz kebapçılar olarak yanıyoruz. Resmen yanıyoruz. Aniden bastıran sıcak havalar nedeniyle termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Adana'da kebap ustaları 80 ila 90 dereceyi bulan sıcaklıkta ekmek parası için çalışıyor. Allah bize yardım etsin. Bu dünyada yanıyoruz, inşallah öbür dünyada yanmayız. Sabah 7'de yanan mangal gece 12'ye kadar sönmüyor. Günde yüzlerce porsiyon kebap pişiren ustalar da iki vardiya halinde en az 8 saat mangalın başında kalıp ter döküyor. İçeride cehennem sıcağı var. Biz yine ekmeğimiz için, alın terimiz için geliyoruz, çalışıyoruz. İnsanlar 40 dereceye sıcaklık diyor ama biz burada 10 saat, 12 saat yeri geliyor. 80 derecede çalışıyoruz. İnsanlar şükretmesi lazım haline. Ya üstüm başım ter içinde görüyorsunuz sıcaktan. Ama ekmek parası, ne yapalım, mecbur çalışıyoruz. Aşırı sıcak havaya rağmen ustalar Adana lezzetini herkese ulaştırabilmek için ter içinde sabırla çalışmaya devam ediyor. Efendim, ne mutlu alın terini silerek ekmek parasını kazananlara diyelim. Ve Rabbim hep böyle bize güzel haberler sunmayı nasip etsin. Yarın görüşmek üzere. Emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.